Türkiye kabuğuna sığmayan, kendi senaryosunu kendisi yazabilecek güçte bir devlet. Bizim genlerimizde imparatorluk geleneği var. Avrupa Kalite Zirvesi'nde bütün bu bilgileri birleştirerek dünyaya Türkiye'nin imalat ve hizmet sektöründe geldiği yeri anlatacağız, anlatmak istiyoruz. Eğitimde, sanatta, ticaret, hepsi de geldiğimiz yeri dünya kamuoyuna İngiltere'den duyurabilme fırsatı olacak. Eskiden parası olan güçlüydü, şimdi malı olan güçlü, imalat yapabilen güçlü, farkındalık oluşturabilen güçlü. Değerli izleyenler, bugün çok değerli bir konuğum var. Lobin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu bizlerle birlikte Haberler.com stüdyosunda. Kendisiyle birlikte 16. Avrupa Kalite Zirvesi'ni konuşacağız. Fahri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Şöyle bir şey var. Türkiye netameli, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Evet. Hep böyleydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan önce de başlayan bu sıkıntılı süreç bugün de devam ediyor. Aslında bu Türkiye'deki halkların ekonomik krizler yaşamasının arkasında Türkiye'nin üzerinde birileri söz sahibi olmak, Türk milletini kendi kontrolü altına geçirmek istediğini söylemek yersiz değil. Belki de bence en doğru tespit de bu. Ekonomik krizler, siyasi krizler her dönemde oldu. Ama arkasındaki gerçeğe baktığımızda Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyen, Türk halkının güçlenmesini istemeyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesini istemeyen hakikaten önemli noktaların olduğunu görüyoruz. Bugün en büyük problemlerimizden biri bu döviz kurundaki akıl almaz artışlar var. Ekonomik hiçbir gerekçeye dayanmayan dövizdeki bu dalgalanma ya da Türk parasının döviz karşısındaki değer yitirişi izah edilebilir bir gerçek değil ekonomik olarak. Hangi kıstasları alırsanız alın bunları izah edebilmek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ihracat var. Ciddi bir imalat var. Teknolojik, inovatif ürünler sürekli olarak üretiliyor. Türkiye dünyanın önemli üretim üslerinden biri. İşte programımızın başında da konuşmuştuk. Türkiye bu pandemi döneminde en fazla büyüyen dünyada ikinci ülke. Evet. Birinci ülke işte, İngiltere. İkinci ülke %22 ile Türkiye. %23 İngiltere, %22 ile Türkiye. Ama diğer ülkelerin ciddi şekilde sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Mesela döviz kurlarıyla ilgili baktığımızda bunların çok makul gerekçelere dayanmadığını, Türkiye'deki döviz farklılığının makul gerekçelere dayanmadığını en rahat bir şekilde Balkan ülkeleriyle mukayese ederek görebiliriz. Balkan ülkelerindeki döviz artışı diye bir şey söz konusu değil Balkan ülkelerinde. Ekonomi olarak Yunanistan ekonomisi Türkiye'nin çok daha geride, Türkiye geçenlerde işte çok fazla da olmadı. Ekonomik olarak ciddi yardımlarda da bulundu. Tek farkı peki onların Avrupa ülkesinin olması mı? Yok sadece bu değil. Ya ben burada Avrupa ülkesi olması değil. Bunun arkasındaki güç nedir çok anlayabilmek mümkün değil. Evet. Yani herkes baktığı pencereden bunu değerlendirebilir. Ama Türkiye'nin ekonomisi asla Yunanistan ekonomisinden daha geride değil. Türkiye ekonomisi asla Bulgaristan ekonomisinden daha geride değil. Türkiye ekonomisi Balkan ülkelerinden daha geride değil. Dünyada evet ekonomik olarak bir pandemi gerçeği var. Pandemi gerçeği insanları birbirinden kopardı. Ticaretin yönünü, şeklini, şemalini değiştirdi. İnsanların alışkanlıklarını değiştirdi.
Pandemiyle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Muhtelif senaryolar var. Tabii. Doğrudur, değildir, birçok şey var. Ama biz bu senaryolara müdahale edebilecek durumda insanlar değiliz. Bunlar büyük oyuncuların oynadığı oyunlar. Türkiye'nin işte bakıp Türkiye'ye bakmak durumundayız. Türkiye niye bu şekilde? Niye Türkiye ile oyunlar oynanıyor? Türkiye oyun kuracak noktaya gelmeyecek mi? Türkiye dünyada söz sahibi olan ülkelerden biri olmayacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği, dünya beşten büyüktür dediği noktayı vatandaşımız hissetmeli. Yani beş tane devlet dünyayı yönetmemeli. Onların sadece kendi çıkarları, kendi beklentileri dünya için adalete temel teşkil etmemeli. Yani İsrail'in elinde atom bombası varsa o insanlığın faydasına atıyorum. Pakistan'da atom bombası varsa bu insanlığın felaketine sebep olur diyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani güç dengelerini kurarken geleneksel olarak adaleti, merhameti, insan sevgisini ön planda tutan insan odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş fikirler ancak dünyaya adaleti sağlayabilir. Evet. Yani güçlü olanın haklı olduğu bir sisteme adalet denmez. Buna zulüm denir. Gerçi konumuzun çok böyle alakası yok. Biz Avrupa Kalite Zirvesi'nden bahsedeceğiz. Ama bunlara değinmeden de geçmeyelim dedik. Evet, çok Avrupa... iyi yaptınız. Evet. Evet. Bu arada şimdi siz bu konulara değindiniz ama bunun bir sebebi de tabii 35 yıldır tüketiciye yönelik yaptığınız çalışmalar. Evet, peki bu tüketici haklarının yasalaşmasına siz mi vesile oldunuz? O süreci anlatabilir misiniz? Biz ilk önce şöyle yapalım. Ben tüketici hakları ile ilgili uzun şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki yani bizim asıl hayatımızı bağladığımız, hayatımızı ana temas olarak nitelendirdiğimiz bir çalışma tüketici hakları. Çünkü evet. Tüketici hakkı bence insan hakkıdır. İnsan hakkı tüketici hakkıdır. İnsanlığın ayakta kalabilmesi tüketici haklarına rivayetle mümkün. Çünkü insanın beslenmeye, barınmaya, eğitime, işte birçok sosyal haklara ihtiyacı var, adalete ihtiyacı var. Biz bu noktada bu çalışmaların en azından yasal bağlamda temel teşkil etmesi için çalışmalar yaptık. Ama asıl yaptığımız şey aslında marka itibarıdır. Evet. Tüketiciyi korurken temel olarak markaya ihtiyaç var. Marka olmadan da tüketiciyi koruyabilmek mümkün değil. Marka dediğimiz şey işte devletlerin kendi markaları var. Bir Amerikan markası, bir Alman markası. Fransız, İtalyan, Çin, Rusya, Japon, Türkiye. Bu böyle bir marka, ülke markalar var. Bu ülke markalarının hepsinin ayrı ayrı insan üzerinde etkileri var. Yani birine işte yurt dışından atıyorum bir hediye gelse, üzerindeki işte marka eğer bir Japon markası ise farklı heyecan duyacaktır. Teknolojik ürünlerde herhalde Japon markasına insanlar daha büyük saygı duyacaktır. İşte tekstil markası ise İtalyan'a daha fazla saygı duyacaktır. Bu dayanıklı bir ürünse ya da otomotivse Alman markasına belki daha yakın ilgi duyacaktır. Yani bazı ülkeler bazı markalarla itibarlarını zirveye taşımışlar. Peki Türkiye markası hangi ürünüyle zirvede ya da zirvede olmalıdır? Yani hangi ürünle zirvede bir soru olmalıdır, bir hedef. Biz
Türkiye tüm sektörlerde aslında çok iyi. Mesela birçok kimsenin ulaşamadığı, dokunmaktan çekindiği, çok fazla eğitim isteyen, titizlik isteyen, teknoloji isteyen bir alan. Mesela sağlık alanında Türkiye bir dünya markası. Çünkü dünyadaki sağlık turizminin en fazla yurt dışından müşteri aldığı ülke Türkiye. Sağlık alanında zirveye oynamak önemli. Türkiye'ye dünyanın her yerinden hasta geliyor. Tabii, tedavi evet. olmak için. Tabii son dönemlerde ihtiyacın getirdiği bir başarı da askeri alandaki başarılarımız. SİHA'lar, İHA'lar bunlar bu noktada ciddi bir başarı elde ettik. Aselsan bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Efendim, biz Avrupa Kalite Zirvesi'nde bütün bu bilgileri böyle meç ederek, birleştirerek Avrupa'da, İngiltere'de dünyaya Türkiye'nin imalat ve hizmet sektöründe geldiği yeri anlatacağız, anlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye kabuğuna sığmayan, kendisinden biçilen rolü kabul etmeyen, kendi yönetmenliğini, kendi senaryosunu, kendisi yazabilecek güçte bir devlet. Bizim genlerimizde bir imparatorluk geleneği var. Dünyada üç tane devlet varsa dünyayı yönetmiş, o devletlerden biri de Türk devletleridir. Yani Türkiye'yi bir Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Macaristan'la mukayese etmek yanlış. Bence yanlış. Türkiye'nin gelebileceği, dünyada gelebileceği nokta önemli. Çünkü insanların güç dengeleri sebebiyle ezildiği halklar var. Ezilen milletler var. Afrika'da ezilen milletler var. Efendim Filistin'de işte diğer bölgelerde baktığımızda Müslüman halkların ciddi bir şekilde Türklerin birçok yerde ezildiğini görüyoruz. Bu insanlar adalet götürebilmek, yüzyıllarca adalet götürmüş olan bir milletin torunları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vazifesi. Böyle de bakmak lazım olaya. Evet. Avrupa Kalite Zirvesi bizim hem eğitimde, hem sanatta, hem işte ticarette, ekonomide vesaire, işte yönetim şeklimizde vesaire gibi hepsinde geldiğimiz yeri dünya kamuoyuna İngiltere'den duyurabilme fırsatı olacak. 16 yıldır yaptığımız bir çalışma bu. 16 yıl. Aynı zamanda da Türkiye için de işbirliği sağlayarak Türkiye'ye katkı sağlamış oluyorsunuz. Evet. Bir şekliyle Türkiye'deki markaların yurt dışında ortaklıklar bulması, franchise'lar, efendim finans vesaire gibi destekleri sağlanmış olması da önemli. Çünkü evet. Dedik ya Türkiye'nin önünde çok ilginç bir şey var. Türkiye'ye finansal olarak yatırım yapmak isteyen çok fazla kurum var. Şöyle bir baktığımızda eskiden parası olan güçlüydü, şimdi malı olan güçlü. Yani imalat yapabilen güçlü, farkındalık oluşturabilen güçlü. Eskiden fonlar Türkiye'ye ciddi faiz rakamlarıyla veriliyordu. Şimdi ise neredeyse eksi faizle fon verilmeye çalışılıyor. Tabii en yakın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakalım bayağı. Uzun süredir aramızda çok ciddi bir gerginlik vardı. Evet. Adamlar Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de 10 milyarlık bir bağlantı anlaşması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Orada işte 80 milyon dolara tekabül edecek başka anlaşmaların ön çalışmaları yapıldı. Dolayısıyla Türkiye faize dayalı
sistemi artık reddediyor. Faize dayalı sistemle para sahiplerinin hegemonyası, diğer ülkeler istedikleri gibi at koşturabileceklerini, onların kaynakları istediği gibi sömürebileceklerini düşündükleri bir sistem. Ben şuna inanıyorum. Yani Türkiye döviz farklılıklarından dolayı ihracatı artacağı için efendim cari açığı kapanacak. Bu önemli bir şey olacak. Ayrıca imalata daha çok, yani ithalatın döviz kurunun yüksek olması ve ithalat durarak daha çok yerleşme sağlanacak, yerli üretim artıracak. Türkiye kendi ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı gibi bu ihtiyacı yurt dışındaki ihtiyaçları da, yurt dışında olan talepleri de Türkiye'de üreterek karşılayacak. Evet. Öyle olunca hani deniyor işte Türkiye yeni bir Çin olma yolunda, ama Türkiye Çin olma yolunda değil. Türkiye Çin'in daha ötesinde olma yolunda. Yani nasıl yani? Türkiye kendi kimliğiyle yeni bir devlet olmak zorunda. Türkiye kendi kimliğini ortaya koymak zorunda. Aslında yani, Çin yani kendisini bir marka yaptı diyebiliriz. Türkiye'de kendi markasını mı dünyada duyuracak? Türkiye markası dünyada konuşulabilir bir marka haline gelecek. Evet. Şunu söylemek lazım. Bizim işte dediğim gibi Avrupa Birliği ile ilgili 16. Avrupa Kalite Zirvesi'nde Türkiye'den yaklaşık 25 marka Türkiye'yi temsilen burada bulunacak. Bunların hepsi farklı farklı alanlarda dünyanın en iyileri. Evet. Dünyanın birçok yerine ihracat yapan marka hangi temsilciler var. Yani Avrupa'nın neredeyse tamamı ihracat yapan markalar var. Amerika'ya ihracat yapan, Avrupa'ya, Arap ülkelerine ihracat yapan markalar da burada var. Evet. Çok ilginçtir. Marka ismini vermeyeceğim ama ülkemizin gurur duyabileceği bir alan var. Mesela işte bu hayvan, kedi, köpek, efendim, yemleri ve beslenmesiyle ilgili dünyaya ürün satan bir Türkiye var. Mesela açık ara lider olduğumuz bir alan mesela. Böyle bir şey var. Bunu çok gözden kaçan, kaybolmuş gibi hissedebilecek şeyler ama Ordu'da bir şirketimiz dünyada 46 ülkeye ürün satıyor. Bu hayvan yemlerini satıyor. Hayvan yeminden kastınız kedi köpek maması. Evet, kedi köpek babaları satıyor. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Şimdi özellikle son zamanlarda bu %18 KDV'nin kaldırılmasına dair istekler var vatandaşlardan. Mama fiyatları çok yüksek. Madem hani yurt dışına bu kadar satıyoruz, neden Türkiye'de bu kadar pahalı mama sizce? Yani burada tabii yani fiyatların niye bu kadar pahalı olduğunu söylemek lazım. Sadece kedi köpek mamalarıyla ilgili değil, markette, evet, pazarda fiyatlar bu spekülatörler tarafından fiyatla yükseltildiğini görüyoruz. Evet. Stokçulardan bahsediyor, bunların oyunlarından bahsediliyor. Dolarla dövizle alakası olmadığı halde üretimin dolar ve dövizdeki artışla fırsat bilerek ürün ve hizmetini yükseltenleri görüyoruz. Yani çok bunlar ahlaki şeyler değil. Fakat gördüğümüz bir şey daha var. Devletimiz bu noktada tedbir alacaktır. Stokçulara da gerekli cevabı da verecektir. Fırsatçılara da fırsatçılara, verecektir. Yani bu fırsatçılara da gerekli kanuni yaptırımlarla efendim cevapları verilecektir diye düşünüyorum. Yani biz yüksek fiyata mal satın almamayı, hatta mal, bazı malları boykot edebilmeyi bir öğrenebilsek, toplu olarak hareket edebilsek, ellerinde malın kalma korkusu ve bu fiyatların nakıl makul seviyeye doğru da indiğini de görebiliriz. Her şey rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye tamam. Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bu noktada en doğru cümlelerden biri bu. Biz bunların alttan kalkacak, üstesinden kalkacak bir yapıdayız. Evet, evet. Peki bu 16. Zirvede
Türk markaları nasıl markalar, yani hangi alanda? İşte değil mi, mesela bir kedi köpek mamalarından bahsettim. Evet. İnşaat sektöründe, inşaat sektörüne destek veren kurumlardan bahsettik. Tekstil alanında Türkiye'de hakikaten bir noktaya gelmiş bir markamız var. İsmini yine söylemeyeceğim. Bunlar bir deniz şortunu 300 avroya satabiliyorlar. 300 avro, evet. Evet, yani 100 avrodan başlayarak 300 avroya kadar bir deniz şortu satan bir markamız var. Dünyanın önemli ülkelerine ihracat yapıyor. Evet. Yani burada marka vermek çok şık olmadığı için vermiyorum. İşte tekstil dediğimiz gibi tekstil. İnşaat alanındaki çalışmalar. Yani aslında her kesimden var. Her kesimden, eğitimden, evet. tekstilden gıdaya kadar birçok alanda, hatta sağlık alanında, turizm alanında, sağlık turizmi alanında firma temsilcileri burada bizimle. Evet. Yani buna Türkiye anlatacaklar. Biz bu markalarla gurur duyuyoruz. Onlar ülkemizin gururu. Peki Nusret, şimdi bazı başlıklar dönüyordu. Mesela İngiltere'de, Londra'da Nusret'ten et yemek oldukça pahalı. Hatta Türkiye'ye gelip burada yemek daha ucuza geliyor diye bazı İngiliz vatandaşlar Türkiye'ye gelip hem tatillerini yapıp hem de restoranda yemeklerini yiyip ülkeye dönüyorlar. Şimdi Nusret bir başka bir vaka. Evet. Yani aslında markanın ne demek olduğunu ifade etmek adına bir marka, markanın zaruretini anlatan bir hikaye, zaruri bir hikaye. Bir ürün, mesela su. Su, çeşmede akarken sadece sudur. Ama onu siz bir bardağın içine, bir ambalajına koyarsanız, üzerine de A ya da B yazarsanız artık o su olmaktan çıkar, o A ya da B olur. Et, dünyanın her yerinde ettir. Ama bunu Nusret yaparsa Nusret olur ya da burger. O da kendi artık markalaştı sonuçta tüm dünyada. Kendi markalaşmış oldum. Onun için bu markalarla onur duyuyoruz. Onu demek lazım. Evet. Türkiye'de et ürünlerinin ucuz olması normal. Çünkü Türkiye'nin öyle ya da böyle bir tarım ülkesi. Yani ben işçilik tabii yurt dışına göre daha makul. Belki kiralar dünyayla mukayese edilebilecek şeyler söyleyebilmek mümkün. Dünyanın birçok yerinde tabii Türk markaları var. Yani kahve alanında, kafe alanında birçok marka. Türk kahvesi. Var, evet. Tabii. Yani bunlar her barda Türk bayrağını sallandıran, gönderde yüksekte tutan markalar. Türkiye artık görmezden gelinemeyecek, sıradan siyasi ayak oyunlarıyla alt edilebilecek bir ülke olmaktan çıktı. Çıktı, evet. Burada tabii şunu söylemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretli çalışmalarını, fedakarane çalışmalarını ihmal etmemek lazım. Ona dua etmek lazım. Çünkü şirketler liderleri de vardır. Yani bir otomobil ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar donanımlı olursa olsun, şoförü kötüyse Allah korusun kaza yaparsınız. Türkiye iyi bir yöneticinin elinde 20 yıldır dünyanın en sıkıntılı, en kritik döneminde dünyaya meydan okuyan bir hızla büyümekte ve büyümeye devam edecek. Peki şimdi mesela İtalya tekstiliyle meşhur bir devlet biliyorsunuz. Türkiye üretime tam olarak geçtiği zaman sizce biz nasıl, bizi nasıl anacaklar? Neyle? Türkiye sadece bir tek ürünle anılacak bir ülke değil. Yani o kabuğuna sığmayan genç bir potansiyeli var. Evet. Müteşebbis bir ruhu var. Onun da bir de söylüyorum. Bir imparatorluk bakiyesiyiz biz neticede. Dünyayı yönetmiş, üç kıtaya hükmetmiş bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Evet. Yani bu inkar edilemez bir hakikattir. Dolayısıyla Türkiye sadece bir alanda iyi olmaz.
Türkiye birçok alanda iyi olur, örnek olur. Yani yarın bir gün Türkiye ne derse o denilebilecek noktaya doğru gittiğimizi görüyorum. Yani, gelecekten çok umutluyum. Yani bizim hiçbir şekilde günlük oyunlar, ayak oyunları efendim ümidimizi karartmaz, karartamaz da. Güçlü Türkiye, güçlü bir Türk ülküsü bizi, sadece bizi değil, insanlığa da adalet ve barış getirecek. Ve Fahri Bey, şunu da eklemek istiyorum. Yani gelecek biz vatandaşların elinde ve siz de bir vatandaş olarak ya Türkiye'ye böyle organizasyonlar yaparak geleceğe yön veriyorsunuz. Yok, biz tanıtıyorsunuz bu markaları. Ya bütün mesele şu, bizim bir şey yaptığımız yok. Bizim yaptığımız şey, gerçekten samimi olarak söylüyorum, biz iyileri bir araya getiriyoruz. Evet. Yani iyilerle birlikte olmaya çalışıyoruz. İşbirliği de sağlıyorsunuz, evet, getirerek. Yani gerçekten faydalı oluyor bu. Evet. Yani biz birçok alandayız. Mesela böyle dünyada en iyi yatak üreticilerinden biriyiz mesela Türkiye olarak. Yani böyle çok demin işte söylemiştim, hayvan işte yem ve beslenme ürünlerinde bir noktada olduğumuz gibi tekstil alanının, tekstil için çok geniş bir alan. Bu alandaki dünya markalarını biz yapıyoruz. Dediğiniz gibi hani yatak, kıyafet, mama, birçok yönde iyiyiz. Amerika'ya vardım işte böyle, ya dünya var, Burberry falan. Bir mağazaya vardım, mağazanın içinde bir mağaza, cam bölmeler falan kapatmışlar, içeri alıyorlar. Orada bir gömlek sordum. Evet. Acayip uçuk bir fiyata rakam söylediler. Gömleği çıkarttırdım. New York'taydık. Made in Turkey yazıyorum. Aa. Evet. Made in Turkey. Yani. Made in Türkiye aslında. Tabii yeni bir tanım geldi. Artık Made in Türkiye. Ya. Made in Türkiye diyoruz. Evet. 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 Made in Türkiye diyoruz. Evet. Yani biz dünya markalarına ürün ve hizmet veriyoruz. Evet. Ama Türkiye'de bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz en yakın zamanda. Evet Fahri Bey, değerli izleyenlerimiz için son olarak söylemek istedikleriniz, tavsiyeleriniz var mı? Vallahi bizi takip edin diyoruz. Lobin Turkey, Lobin International. Bizi takip edebilirler. Bizimle birlikte yol almak isteyenler olursa şayet bize e-mail ile ulaşabilirler. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Fahri Bey. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün çok değerli bir konuğum vardı. Lobin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisiyle birlikte Avrupa 16. Kalite Zirvesi'ni konuştuk, değerlendirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalın, haberler.com'da kalın.